en yoğun ruhsal yaşantılar zamanın askıya alınmasını gerektirmektedir. Zamanın dışında olma duygusu, zamansız olma duygusu, hem meditasyonun, hem ilahi şarkılar söylemenin, hem hipnotizmanın, hem de uyuşturucu kullanmanın bel kemiğini oluşturmaktadır. Daha kısa ve daha az anlaşılır olmasına rağmen, cinsel orgazm anında da zamansız ve egonun bir kenara bırakıldığı, ego uzayda değil zamanda yer alır, bir durum yaşanır. Orgazmın bu kadar güzel olmasının nedeni de budur. Sarhoşlar bile kendi basit ve kaba yollarıyla yine zamansızlığı aramaktadırlar. Alkolizm de kusurlu bir ruhsal özlemdir. Uzay konusunu yüzlerce değişik yoldan yenmiş, onun üstesinden gelmiş durumdayız. Uzay konusunda çok şey biliyoruz. Ama zaman konusunda bilgimiz acınacak kadar azdır. Ancak mistik durumda o kavramı anlıyor gibiyiz. Koku beyni, yani belleğin koku alma sinirleriyle harekete geçen kısmı bir yandan, ışık beyni, yani neokorteks diğer taraftan, mistik durumun kilidini oluşturmaktadır. Koku, belleği hızla ve yoğun bir biçimde harekete geçirir. Zihinlerimizin zaman içinde serbestçe yol almasını sağlar. En derin mistik durumlar, normal zihinsel faaliyetin ışık içinde asılı kaldığı durumlardır. Mistik aydınlanmada tıpkı ışığın hızında olduğu gibi zaman durmuştur sanki. Çiçekler görmez, işitmez, tat almaz, dokunmazlar. Ama ışığa çok önemli bir biçimde tepki gösterirler. Hayatlarını ve çevrelerini de bir koku orkestrasyonu içinde yönlendirirler. Artan çiçeksel bilinçli insanlar ışık beyinlerinden tüm yararlanmaya gidecekler, koku beyinlerini de daha ileri düzeyde kullanabileceklerdir. Bu ikisi yakından bağlantılıdır. Hatta zaman zaman ayrılmaz izlenimi verecek biçimde örtüşmektedirler. Biz şu sıra bir bilgi teknolojisi içinde yaşıyoruz. Çiçekler her zaman bilgi teknolojisi içinde yaşamışlardır. Çiçekler gün boyu hep bilgi toplar. Geceleri o topladıkları verileri işlerler. Buna fotosentez denir. Neokorteksimizden tam yararlanmaya başladığımız zaman bizler de bir tür fotosentez yapacağız. Hatta şimdiden yapıyoruz ama çiçeklerinkine oranla bizimkisi ilkel ve sınırlı. Bir kere günlük gazetelerden, televizyon dizilerinden, satış konferanslarından, kahve sohbetlerinden derlenen bilgiler güneş ışığından derlenebilenden daha aşağı düzeydedir. Madde denilen şey yoğunlaşmış ışık olduğuna göre ışık hayatın sebebi ve kaynağıdır. Bu nedenle ışık ilahi bir şeydir. Çiçeklerin Tanrı ile öyle doğrudan bir bağı vardır ki din adamları kendilerine bu bağdan edinebilmek için adam öldürmeye bile razı olurlardı. Ya verilerimiz yetersiz olduğundan, ya teçhizatımız henüz iyi çalışacak durumda olmadığından, bizim gece sürecimiz yarım günlük bir iş düzeyinde kalmaktadır. Uyanık olduğumuz saatlerde bilinçli zihnimizin derlediği bilgiler, derin uyku dediğimiz dönemde bilinç dışımız tarafından işlenir. Oysa biz bir gecede yalnızca 1-2-3 saat derin uykuda kalırız. Uyku süremizin geri kalan kısmında bilinç dışı zihnimiz görev başında değildir. Canı sıkılır, eğlence arar. Kalkar elindeki malzemeyle oynar. Yani bir bakıma kendi kendiyle oynar. Anıları canlandırır, imajlar yaratır, verileri yeniden sıraya sokar, heyecanlı hikayeler uydurur. Buna rüya deriz. Bazı kimseler bizim rüya sırasında bilgiyi işlediğimize inanırlar. Esas durum tam tersidir. Rüya demek zihnin işleyecek veri bulamadığı zaman kendini eğlendirmesi demektir. Gelecekte kaliteli veriler toplamakta ustalaştığımız zaman çiçeksel bilinç daha egemen olunca belki daha uzun saatler boyunca uyuyacağız ve hemen hiç rüya görmeyeceğiz. Tan geleneksel olarak bizim rüyalarımıza hükmeder. Özellikle erotik rüyaların ve kabusların kralıdır. Rüya görmedeki azalma Pan'ın artık yok olduğuna tanıklık edecektir. Biz yine bilginin verimliliğine dönersek, bilim son zamanlarda ağaçların da kendi aralarında iletişim kurduğunu öğrenmiştir. Örneğin böceklerin saldırısına uğrayan bir ağaç, haberi 100 metre ilerideki başka bir ağaca ulaştırmakta, ikinci ağaç o böcek türünü kendinden uzak tutacak bir tür salgı çıkarmaya başlamaktadır. Böcekli ağacın mesajı öteki ağaçların kendini korumasını sağlamaktadır. Bu haber herhalde koku şeklinde iletilmektedir. Yani bitki kokuları hem topluyor hem yayıyor demektir. Gül belki leylakla kokusal bir ilişki içinde olabilir. Bir başka ihtimal de ağaçlar arasında bir tür telepati bulunmasıdır. Belki de zihinsel telepati dediğimiz şeyin tümü koku duyusundan gelir. Belki diğer insanların düşüncelerini okumuyoruz da kokluyoruz. Şizofrenlerin düşmanlığı, güvensizliği, arzuyu ve bu gibi duyguları koklayabildikleri bilinmektedir.
doktorlarındaki, ziyaretçilerindeki, diğer hastalardaki bu tür duyguları ne kadar iyi saklanmış olursa olsun koklayıp anlayabilmektedirler. İnsanın koku alma duyusu belki tavşana oranla küçük olabilir. Ama yine de en geniş algılayıcımızdır. Ne tür görünmez kokular bulup algılayacağını kim nereden bilebilir? Çiçeksel bilinç olgunlaştıkça telepati herhalde en sık kullanılan iletişim yolu olacaktır. Sürüngen bilincimizde düşmanca çatışmalar vardı. Memeli bilincimizde uygar tartışmalar vardı. Çiçeksel bilincimizde güçlü telepati olacaktır. Çiçeksel bilinç ve verilere dayalı yumuşak bir teknoloji birbirine pek güzel uymaktadır. Çiçeksel bilinç ve barışçı enternasyonalizm de birbirine pek güzel uyar. Çiçeksel bilince rahat, renkli bir cinsel duyarlılık da pek yakışır. Çiçekler hayvanlardan çok daha fazla cinsel açıklığa sahiptir. Cinsel enerjiyi ruhsal enerjiye çevirmek konusundaki tantrik kavram çiçeksel bir plandır. Çiçeksel bilinçte gezegenler arası keşifler de birbirine çok iyi uyar. Dünyalılar uzak gezegenleri tohumlamak üzere gümüş kapsüller içinde uzaya fırlatılmaktadır. Çiçeksel bir bilinçle ölümsüz bir toplum kavramı ideal bir uyum içindedir. Çiçeklerin yenilenme gücü daha çoktur. Ağaçların uzun ömürlü olduğu meşhurdur. Çiçeksel beyin ebediyetin organıdır. Farz edelim ki bizler sonsuzluğa kadar çabasız biçimde baharda açan çiçekler gibi olduk. Ama bu arada sürüngen ve memeli enerjilerini de koruduğumuzu unutmayalım. Hem dışta hem içte. Belli ki Pentagon'da olsun, Kremlin'de olsun güçlü sürüngen kuvvetleri bulunmaktadır. Kilisenin vaaz kürsüleri, cami, sinagog ve tüm tapınakların ilahi yargıyı, cezayı, kendini feda etme gereğini, öteki dünyanın üstünlüğünü anlatan kürsüleri de öyledir. Ama bir yandan her bireyin içinde sürüngen kuvvetler hep hareket halindedir. Mit ne hayaldir ne de tarihtir. Mitler insan ruhunun yarattıklarıdır. Tekrarlanır, devam ederler. Beowulf, Siegfried ve diğer ejderha öldüren kahramanlar bizim kendi bilinç dışı zihnimizin çeşitli bakış açılarıdır. Onların kahramanlığının önemi bellidir. Ellerine sembolik kılıçlar verip onları sürüngen bilinci öldürmeye yollarız. Sürüngen beyin içimizdeki ejderhadır. Evrim süreci içinde memeli bilinci sindirmek gerektiği zaman daha az şiddet eğilimi olan bir taktik gerekli olmuştur. Bir wolf'un kılıcı ve oku yerine İsa'nın mesajı ve örneği ortaya çıkmıştır. Düşmanını sev diyen İsa sürüngen tiplerin sindiremeyeceği kadar güçlüdür. İsa durmadan iş görme peşindeki memelilere tarladaki zambakların asla saat basıp çalışmadığını tekrarlamış durmuştur. İsa'nın doğumunda eski dünyada büyük pan öldü diye çığlıklar yükselmiştir. Hayvansal zihin artık boyunduruk altına alınmaktadır. İsa'nın görevi çiçeksel bilince giden yolu hazırlamaktır. Doğuda da bu da aynı görevi yapmaktadır. Fakat işaret edilmesi gerekli olan nokta ne İsa'nın ne de Buda'nın pana asla antipati duymadıklarıdır. İkisi de yalnızca kendi mitsel evrimsel rollerini oynamaktaydılar. İsa ile Buda ruhlarımıza girerken bizi kötülüklerden kurtarmayı değil, memeli bilincinden kurtarmayı amaç edinmişlerdi. İyilik kötülük hikayesi her zaman sahtedir. Evrende olsun, ruhlarımızda olsun yer alan olay, kötülüğe karşı iyilik değil, eskiye karşı yeni, daha doğrusu modası geçmişe karşı kaderdir. Sürüngen geçmişimizdeki ejderha nasıl kahramanın mızrağıyla öldürülüp pana yol açmak zorundaysa, panda zayıflamak, gücünü yitirmek, etkisiz kalmak, geri plana itilmek zorundaydı bizim ruhsal ilerlememiz sırasında. Pan kalplerimize ve cinsel organlarımıza daha yakın olduğu için onu ejderhayı özlediğimizden daha fazla özleyeceğiz. Çaldığı flütün bizi titretip bir şehvet dansına yöneltmesini özleyeceğiz. Onun kanımızı tutuşturmasını, herkesi coşturmasını, şarapları ortaya dökmesini özleyeceğiz. Hepsinden de çok belki bizimle alay edişini, bize gülüşünü, memeli bilincimizi ciddi alışımızla eğlenişini özleyeceğiz. Ama eski oyun arkadaşımız artık gitmek zorundadır. 2000 yıldır biliyorduk Pan'ın gitmek zorunda olduğunu. Çiçeklerin parfümlü aydınlığı içinde Pan'ın o pis kokusuna yer yoktur. Son zamanlarda New Orleans'ta belki çiçeksel insanın prototipi olarak nitelendirilebilecek bir adam ortaya çıkmıştır. Bingo Pijama adlı bir Jamaikalıdır. Şarkılar söylemekte, çiçekler dağıtmakta, bol bol gülmekte, geleneğe meydan okumakta, harikulade bir kokunun yaratılmasına katkıda bulunmaktadır. Bazı bakımlardan Pan'a benzemektedir. Ama Bingo Pijama güzel kokmaktadır, tatlı kokmaktadır.
Çiçeksel beyni öylesine aktiftir ki bir tür neokortal bal üretmektedir. Arıları çevresine toplamaktadır. Batılı sanatçılar bir insanın kutsallığını gözler önüne sermek istedikleri zaman başının çevresine bir ışık halesi çizerlerdi. Doğulu ressamlar ise değişik bir kokuyu resimlemeye uğraşmaktadırlar. Mesaj aynıdır. Işık halesi o insanın beyninin aydınlığını gösterir. Neokorteks tam faaliyet halindedir. Ama halenin bir başka yorumu daha vardır. Belki bir arı sürüsünün stilize resmi de olabilir. Perşembe günü Priscilla eşyalarını topladı, Doktor Dan'ı boyun kuramında yanına aldı, kiraladığı evden ayrılıp parfümeri Develier'e taşındı. Kahvenin sahibi tatilinden dönmüştü artık. Marcel ile Alobar Royal Orleans Oteli'ne yerleştiler. Perşembe gecesi madam onlara koca bir tencere dolusu bamya pişirdi. Hep birlikte dükkanda yemek yediler. Yemekten sonra Marcel madama 250 bin dolarlık bir çek verdi. Bu paralar kudra imalatına başlamak için kullanılacaktı. Ne de olsa modern cihazlar satın alınması, yeni işçiler tutulması gerekecekti. Vulu ile Priscilla da hissekarlarına mahsuben 25 bin dolarlık birer çek aldılar. Para Pris'in içini budist bir sükunet duygusuyla doldurdu. Ama sakarlığı geçmedi. Tuvalete giderken kafasını kapıya gümbürtüyle çarptı. Gözüne buz koymak gerekti. Baş ağrısı aspirinle geçecek türden değildi. Madam ona bir tek damla kasırga damlası içirdi. Portakal suyunun içinde verdi. Bu son damla Cherry dedi Vulu'ya bir yandan. Çünkü Vulu da o arada kendi başına arıtmaya uğraşıyor gibiydi. Madam köpüklü sıvının geri kalanını musluğa boşalttı. Vulu'nun gözünden sessiz bir gözyaşı damlası yuvarlandı. Ama kentin kanalizasyon kanalının denize açıldığı noktadaki balıklar az sonra sarhoş olacaklardı. Damlanın ruhsal gücü sayesinde Priscilla cuma sabahı vaktinde uyanamadı. Duşunu yapıp, giyinip, çekini bankaya yatırıp kendini bir taksiye attığında Seattle'dan gelen uçak alana inmişti bile. Bix'le Huxley en terminal binasının dışında güneşte bekliyorlardı. Sabırlıydılar. Yağmurdan kurtulduklarına memnundular. Yağmur damlaları makarna olsa, Seattle isterse Orson Welles'in bile karnını doyurduktan başka artanıyla bufaloları besleyebilirdi. Arıları ilk kimin gördüğü anlaşılamadı. Belki oradaki hamallardan biri ya da karnaval sonrası turistlerden biri. Belki de birkaç kişi aynı anda gördü. Birden arılar, arılar diye çığlık yükseldi. Etrafta iş adamları, kongre delegeleri, alan görevlileri ve şoförler vardı. Kimse ünlü böceklerin ortaya çıkmasına pek sevinmedi. Bix deni boyun dışında tabii. Bix hemen asfaltın ortasına yürüdü. Sevinç dolu, beklenti ifadeli yüzünü gökyüzüne doğru kaldırdı. Uçan daire filmlerindeki dünyaları hatırlatır hali vardı. Ne var ki arılar onun bu jestine hiç aldırış etmediler. Çevreyi 2-3 kere dolaştıktan sonra dosdoğru Huxley'e uçtular. Gruptakilerin birçoğu bağırdı. Ama arılar küçük kızın başı üzerine kondukları zaman ortalığa dehşet yüklü bir sessizlik çöktü. Birisi kıpırdama diye fısıldadı. Kıpırdama. Huxley zaten kıpırdamıyordu. Aralarında pek fazla kıpırdadığı yoktu. Bir kere yerlerini aldıktan sonra çocuğun başı çevresinde bir takke gibi yayıldılar. Kanatları hareketsizleşti, antenleri sarktı, dizleri büküldü. Bitişik gözlerinin binlerce yüzeyi dinleme ifadesine geçti. Boru gibi dillerini, dikenli iğnelerini içlerine çekip yerleştiler. Huxley Bix'e baktı. Bix ona cesaret verircesine gülümsedi. Seyredenlerin donuk hali bir şoförün kamyoneti çalıştırmasıyla eridi. Pencereden "Polis çağırmaya gidiyorum" diye seslendi şoför. Bix ona "Öyle bir şey yaparsan ciğerini sökerim" diye hırladı. Kamyonete doğru ilerledi, kapat o motoru. Şaşıran şoför denileni yaptı. Kalabalık arasında başka kıpırdayan olmadı. Bix yavaşça Huxley'nin yanına yaklaştı. "İyisin değil mi hayatım?" diye sordu. Kız başını evet anlamında sallayınca seyirciler soluklarını tuttular. Ama arılar kıpırdamadı. Bix yakından baktığında her arının karnının hafif hafif inip kalktığını görebiliyordu. Sanki ozmoz yoluyla bir şeyler emmekteydiler. "Araba kiralanıyor mu burada?" diye sordu Bix. Görevlilerden biri parmağıyla sinirli sinirli işaret etti. Bix Huxley'in elinden tuttu, diğerleri gözleri yerinden uğrayarak onları izlerken gösterilen yere doğru ilerledi. Doktor Deni Boy gerekli formları doldururken Huxley en kulübenin yan tarafında görünmeyecek bir yerde bekliyordu. Çevrede yetişen çiçeklerin güzelliğini seyretmekteydi.
Priscilla'nın bindiği taksi alana vardığında babayla kız ve arılar arabaya binmiş lastikleri gıcırdayarak ana yola çıkmaktaydılar. Vix direksiyon başından "Harika bir şey bu" diye bağırıyordu şarkı söyler gibi bir sesle. Carlos Costena'dan da, Levi Strauss'tan da, ikisinin toplamından da harika. Koca bombadan bile büyük bir şey. Rock'n'roll'dan bile büyük. Sonra ekledi. Tabii kız kuaföre gittiği zaman belki biraz sorun çıkabilir. Priscilla onun sesini duymadı. Zaten onun sesini bir daha hiç duyamadı. Kulağına gelen dedikodulara göre Vix Deniboy ya Costa Rica'da bir orkide çiftliğine yerleşmiş ya da Jamaika'da bir yasemin plantasyonuna gitmişti. Priscilla yatağına girdi. Hafta sonu boyunca hiç kalkmadı. Kendini bir konserve kutusu dolusu ucuz köpek maması gibi hissediyordu. Çirkin bir şey salgılanıyordu benliğinden. Bir tek o 25 bin dolarlık çek belki yara bandı görevi yapıyordu. Maddesel şeylerin insanı hayata bağlama gücü nice idealistlerin sandığından çok daha fazladır. Karşımızdaki düşmanın onu kaç kere yenersek yenelim sonunda bizi yere vuracağını biliyor gibiyizdir. Öyle çok müttefiki vardır ki zaman, hastalık, sıkıntı, aptallık, dindar saplantılar, kötü alışkanlıklar. Belki de Doktor Deniboy'un dediği gibi bunların hepsi hastalık ve zamanla olan ilişkimizde dahil olmak üzere hep kötü alışkanlıklardır. Eğer öyleyse belki nihai zafer mümkündür. Toplum için değilse bile en azından bireyler için. Belki de evrim, oyuncu, serüvenci, önceden kestirilemez, insanı çileden çıkaracak kadar da yavaş olmasına rağmen sonunda bizi kurtaracaktır. Bir master plana göre yapacaktır bunu. Bu arada etrafımız sarılmış durumdadır. Geçidi tutarız. Zayıflar, ego ve dogma kayalarının ardına saklanarak şüphe içinde tutarlar geçidi. Kahraman yaratılışlılar biraz daha kuvvetle tutarlar geçidi. Kendi çılgınlıklarını ve saçmalıklarını bilirler. Ama yine de kahramanlıklarında direnirler. Kahramanlar geri çekileceği yerde hayata doğru ilerlerler. Hayat çoğunlukla maddeseldir. Maddesel şeylerin zevkini çıkarmak da epey kahramanlık gerektirir. Maddesel şeyleri toplayıp biriktirmek gerçi yüzeysel ve yararsız bir çabadır. Ama bu tür şeylerle gerçek bir ilişki kurmak hayatla ilişki kurmaktır. Ve dolayısıyla da ilahi olanla ilişki kurmaktır. Ölümü fiziksel olarak yenebilmek için zaten amaç bu değil mi? Akla gelmeyecek şeyleri düşünmeli, cevabı olmayan soruları sormalıyız. Ama yine de kendimizi felsefenin soyut buharları arasında kaybetmemeliyiz. Ölümün de somut müttefikleri vardır. Biz de kendi müttefiklerimizi bulup listesini çıkarmalıyız. İyi hazırlanmış bir takodan, bir şişe soğuk biradan gelebilecek yardımı, doyumu, rahatlığı, ruhun aşılması durumunu asla azımsamamak gerekir. Son sorunun çözümü belki de basit ve pratik bir şeydir. Filozoflar yüzyıllar boyunca bir toplu iğnenin ucunda kaç meleğin dans edebileceğini tartışıp durmuşlar. Ama maddeciler bunun yapılan dansa bağlı olduğunu baştan beri bilmişlerdir. Jitterbug ise başka, yanak yanağa dans ediliyorsa başka olacaktır durum. Sayfa 359.